Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme sürecinde gözler parti meclisindeyken gazeteci Ümit Yaldız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı başkanlık yarışında öne sürmesini değerlendirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı neye dayanarak atıyor veya atamak istiyor Özgür Özel? Bir araştırmaya dayanıyor olamaz. Çünkü hem büyükşehir düzeyinde hem Karşıyaka düzeyinde ben de bir araştırma şirketi yöneticisiyim. İzmir'de yaptığımız çalışmalarda Cemil Tugay ismini görmedim ben ilk 3'te 5'te. Yani kim büyükşehir belediye başkanı olsun denildiğinde de görmedim. Veya başka adaylarla yan yana konulduğunda da görmedim ama Cemil Tugay'ın bir özelliği var. Cemil Tugay Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı olarak girdiği kurultay sürecinde ve il kongresinin ardından kurultay delegesi olduktan sonra biliyorsunuz değişim grubuna döndü. İzmir'in 56 delegesi içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına imza vermeyen tek isimdi. Dolayısıyla burada bir ödül mekanizması devreye giriyor. Öte yandan gazeteci Mustafa Yılmaz, mevcut belediye başkanlarına çok şartlanıldığını ve farklı isimlerin gündeme gelebileceğini dile getirdi. Şimdi tabii isimler konusunda zaten hep aynı isimler ortada dönüyor. İşte bugün Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Bey var, Filiz Hanım var. Evet, Olgun Atilla yine Bey aynı var. Şekilde. Böyle tabii ki mevcut belediye başkanı bunların etrafında dönüyor. Yalnız biz çok mevcut belediye başkanlarına şartlanmış durumdayız. Belki geçmiş dönemlerde böyle olduğu için, ilçe belediye başkanlarının atandığı için belki farklı isimler de gündeme gelebilir bu sefer. Yani çünkü çok bir sıkışmışlık var. Gazeteci Fatih Yapar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçtu ile ilgili kentte yaşanan kriz ve Koçtu'nun hakkında çıkan iddiaları yorumladı. Şimdi aslında Bergama Belediye Başkanı'nın bugün değiştirilmesi belki yarın bu karardan da dönülebilir, o da var. Yani onunla ilgili de belediye başkanı bugünkü yaptığı açıklamalarda çok ciddi şeyler söyledi. Ben direkt canlı izledim. Orada bu karardan geri dönebilecekler mi? O da başka bir lobi üzerinden bastırıyor geri karar alması için. Henüz Yüksek Seçim Kuruluna liste gitmediği için YSK'ya gidene kadar çok değişiklikler olmaz. Olabilir. Ne olacak? Yani sonuçta siz salonda listeyi değiştiriyorsanız açıklandıktan sonra her şey olabilir. Fakat işte burada keskin karar almaya sebep olan konu var. Belediye başkanı anketlerde başarısız diyemiyorsunuz ki AK Parti'de şu anda başarısız belediye başkanlarını değiştirecekseniz bence Bayındır Belediye Başkanı değiştirin. O anketlerde daha başarısız. Peki ne oldu da şimdi böyle onu söyleyeceğim. Keskin bir belediye başkanı ile ilgili ortaya çıkan bir takım iddialar var. Bu tabii ki iddia. Aslında kız kardeşi var. Yine İyi Partili bir meclis üyesi var orada. Belediyenin faaliyetlerini çok yakın takip ediyor. Bazı parti içerisinde isimler var. Bunlar çeşitli platformlardan değerlendiriyorlardı. Tamam. Kız kardeşinin yaptığı açıklamalarla bir tekrar mal varlığı, özellikle mal varlığı ve haksız zenginleşmeyle ilgili ciddi değerlendirmeler var. Ama bu şimdi şöyle bir şey olabilir. Yani birisi kız kardeşiyle ilgili açıklama yapabilir, abisiyle ilgili açıklama yapabilir. Miras paylaşımı vardır araya. Evet. Şey girmiştir, vardır, gelin girmiştir ki onların aralarında öyle problem var. Yani Hakan Koçtu'nun kız kardeşiyle, eşiyle ailesi hiç anlaşamıyor mesela. Bu ciddi anlamda bir problem.